bunca zaman niye gelmedim? Şimdi ne anlatmaya geldim bilmiyorum. Belki de sadece bir... ölüye anlatabileceğim kadar ağır bir sır beni sana getirdi baba. Şu hayatta birbirimize söylemekte en cimri olduğumuz cümle... sen haklıymışsın oldu değil mi? General Cevdet senin orduna sızmış bir hainmiş. Doğru, annemin aksine ben bu meselenin peşini çabuk bıraktım. Belki de senin bu hikayedeki kötü adam olduğunu düşünmek daha kolay geldi, bilmiyorum. Peki sen hain değilsen, kötü de değil misin? Türklere kan kusturan kumandan Vasili mi iyi? Onun ölümüne sebep olan General Cevdet mi? Bolşevik olduğunu öğrensen şu mezarından çıkıp vuracağın oğlun mu iyi? Hiçbirimiz iyi değiliz. Savaş bana geç de olsa bu kadar felaketin içinde hiçbir askerini yıkalamayacağını öğretti. Bir de kötü insanların, kötü sırlara sahip olanların iyilerin gözlerinin içine bakmaya hakkının olmadığını. General Cevdet'in bana yaptığını ben karıma yapamam. Yapamam, onu ölüme gönderemem. Ama onun gözlerinin içine bakıp bu sırrı saklayacak kudretim de yok. İntikamını alamayacağım için kötü bir evlat olduğumu düşüneceksin, biliyorum. Affet bunun için. Ama ben senden, savaştan, hepsinden önemlisi Hilal'den uzağa gidiyorum artık. Atina'ya dönüyorum baba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.